Herkese selam. KV88 adlı saatin uygulamasını kuruyoruz. Sıfırdan gösteriyorum çünkü uygulama kurmayı bilmeyen değil de hani bir şeyler atlayabilen arkadaşlar oluyor bazen. O yüzden kuruyorum. Cihaz mevzu KV88 zaten. Şu an ilerletiyorum. Herhangi bir virüs var mı yok mu? En azından onu da bir taratıyoruz burada. Bir sıkıntı yok. Sağlam arkadaşlar. Bu APK'yı da ben videonun altına atarım. Şimdi vWatch diye yazıyor. Sizde uyarı gelirse arkadaşlar her şeyi allow deyin. İşte her şeyimi kabul et, her şeyimi bul. Kameraya bak. Yani tüm bilgilerinizi programa feda ediyorsunuz. Şimdi saati bulmak için ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Devis meningit, meningit. Şimdi baştan göstereyim sizlere. Gereksiz şeyleri kapattık. Ayarlara giriyoruz. Şuradaki ayarlara girdik. Cihaz yönetimi kısmına basıyoruz. Cihazımız burada. Şimdi bul diyelim. Şu an arıyor bunu. Açmamız lazım mı değil mi bilmiyorum. Şimdi bakacağız. Benim için biraz daha zor olacak bu. Çünkü hem iki cihazı kontrol ediyorum hem telefona bakıyorum. Kamerayı çektiğim cihaza bakıyorum arkadaşlar. Bunun ayarları için mantık olaraktan ayarlara bir girelim bakalım. Ayarlara girdik. Bluetooth'u açmak lazım büyük ihtimalle. Şu an açık. Yani ikisi de birbirini arıyor. Şunu Bluetooth'undan ben bir açayım. Tarayın bakalım birbirinizi. Kim kimi bulursa. Yazıcıyı buldu. Bir tane yazıcı buldu. Yazıcıya yollayalım. M6 Note cihazına bir bağlan bakalım. Buldu şu an benim cihazımı. Bakalım otomatik olarak algılayacak mı? Evet, pair dedikten sonra, eşleştir dedikten sonra herhangi bir sıkıntı kalıyor mu kalmıyor mu onlara bir bakacağız. KV88'i buldu. Şu an 15 saniye böyle yan yana dostça arkadaşça tutmamız lazım. Şu an bağlandı diyor. Bunu da bildirimlerim saatte gözüksün diye Notification Access'i aktif ediyorum. Şimdi buldu. Tamam. Lan oğlum ne güzel bağlamıştık lan. Kayıp mı oldu yine bağlantı? İnternet erişimi de saatten yapabilir, bir sıkıntı yok. Evet, şu an bağlandı diye umuyorum. Şimdi spor ayarlarına giriyoruz. Günlük 8000 adım diyor. Ben şimdi saatle ilgili olan şeyleri gösteririm arkadaşlar. Direkt şöyle kapatalım burayı. Diyor ki günlük adım değerimiz 8000. 8000 nedir? Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği bir birimdir arkadaşlar. Onu ister 10.000 ister 5000 siz kendinize göre ayarlarsınız. Kamera switch özelliği var. Müzik switch özelliği var. Yani müzikle kamerayı telefon içinden kontrol edebilme şekli var. Apply Reminder yani büyük ihtimalle program bildirimleri kısmıdır bu. Yanlış çevirmişler. Şu programları filan bildirimlerini şurada gösteriyordur. Feedback işte programla ilgili bir sıkıntınız varsa buradan yazarsanız ulan çalışmıyor Türkçe değil ekleyin gibi yapıp yollayabilirsiniz. Konuma geldik. Konumu göstermen gerek yok. Şimdi 20 adım atmış diyor. Hani tabi elimizde salladık o kadar. 20 adım atmış sayıyor bizi. Yan tarafa geldiğimiz zaman kapatışımızı buran yeniden gösteriyor. HRM denilen şeye bastığımızda ne oluyor bir bakalım. HRM denilen şeye bastığımız zaman tekrardan ölçmeye çalışıyor. Şimdi HRM'yi kapat. Şimdi HRM ile işimiz yok. Program şey arkadaşlar baya bir vasat geldi bana kusura bakmayın. Sadece 2-3 ayar var. Başka da bir şey yok. Sağdan soldan indirince bir şeyler gelmiyor. Ha, bu telefon özelliği. Onun özelliği değil. Şimdi ne yapalım? Saate bir girelim. Cihazımız da burada kalsın. Saatle neler yapabiliriz onu bir sizlerle bakalım arkadaşlar. Müzik kontrol diyor. En son ne dinlemiştim bilmiyorum. Olmadı buraları bir karartırız, bir şeyler yaparız. Şimdi arkadaşlar benim cihaz beta. Yani yazılımı beta. Onun için müzik listesini bir açalım. Şimdi müzik listesini açtık. Şimdi arkadaşlar benim cihaz beta olduğu için direkt ben görmüyor. Ben şey yaptım. Ayarlar kısmına girdim. Başlat dediğim zaman büyük ihtimal bağlanıp başlatması lazım. Evet arkadaşlar bu
ayarlar direkt telefonu etkiliyor şu an. İleri geri ses aç kapat filan. Yani şu an şu alttan göstereyim ben sizlere. Şarkıyı ilerlettiğim zaman alttan değiştiğini görebiliyorsunuz. Şimdi müziği kapat. Bir geri gel. Şöyle bir geri gelelim dedik. Bayağı geri geldik. Remote Capture kısmı, yani oradan görünen kısmını sizlere bir açayım. Şuradan işte karşıdan ışıklar gözüküyor. Capture dediğimiz zaman. Çek dediğiniz zaman çekiyor arkadaşlar. Onu da telefonun herhangi bir yerine atıyordur. Arayı bulabiliriz. Şimdi bir geri gelelim. Saat ile ilgili pek şey yok. Fazla bir etkileşim şey yok arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Ben bir arkadaşıma bir cevap yazayım. Diyeyim ki bana bir mesaj yaz. Evet arkadaş WhatsApp'tan yazdığımı gördü. Bakalım bildirim düşecek mi? Dedim ki bana bir mesaj yaz. Heh. Saat titriyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Kimin attığını da görünüyor. Güzel. Tersin bitti ama arkadaşlarla tersin diye. Tamam lan. Tamamdır. Yani bildirimler düşüyor bizim Ruhat arkadaşımızdan. Güzel. Tamam lan, tamam yeter. Evet, bildirimler düşüyor. Burada güzel, bildirimlerinizi buradan okuyup cevaplayabiliyor muyuz bir bakalım. Şu diğer kısmını göstermeye gerek yok arkadaşlar. Yani aradığımız zaman burada çalacak. Ya da sim kartı varsa sim de çalacak diye gösteriyor zaten. Ya da bir kontür şeyini bir arayalım bakalım. Neydi onun adı? Yıldız 1, 2, 3 kare ara. Buradan mı arayacağız? İkisinden de arayamıyoruz. Onun farklı bir şeyi var arkadaşlar. Ya da bende engelli. Neyse velhasıl. Şimdi mesajlar kısmına girelim. Mesaj yok. Ama bildirim gelmişti. O bildirimleri nereden bulabileceğiz? Bakalım üstten indirelim. Bluetooth bağlı diyor. Hand location'lar doğru ya. Şimdi sizden diyor hand location solda değil miydi? Hop, sola bastık. Yok. Ne oldu? Hepsini okuduk çünkü. Şuna bastığımız zaman arkadaşlar ekrana basılı tuttuğumuz zaman ekranlar karşımıza çıkıyor. Şöyle güzel kadranları var. Keyfiniz, gönlünüz hangisini istiyorsa seçebilirsiniz. Artı dediğimiz zaman internet üzerinden araştırıyor. Büyük ihtimalle ya da büyük ihtimal internet üzerinde bir update almaya çalışıyor. Evet, internet üzerinden bulduğu şeyleri indirip uygulayabilirsiniz. 4-5 tane bir şey buldu zaten. Gerek yok. Çık. Şöyle basalım yeniden. Mesela benim hoşuma giden kadran görüntüsü şu. Biraz daha saati şekilli şukullu yapıyor. Hoş oluyor. Yani birkaç kadran var. Hoş kadran var. Yani kullanabileceğiniz kadranlar var. İşte analog saat sevenler için analog kadranlar da var. Tabi bu sizin neyi nasıl kullanacağınızla ilgilidir. Şu mesela bana saat yeter. İşte şarj, kalp atışı, kaç adım attım. Hepsi bir ekranda gözüksün diyorsanız bu mesela. Uygulaması dediğim gibi programların bildirimleri rahat rahat iletebiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Fotoğraf çekebilirsiniz saat ve telefonla. Müzik dinleyebilirsiniz. Ne bileyim bildirim alıyorsunuz zaten. Bir sıkıntı yok. WhatsApp'tan bildirimler geldi. Ki büyük ihtimal normal mesaj ve aramaları da cevaplayabilirsiniz. O yüzden hani arkadaşa beni ara şey yap diyemem. O biraz ayıp olur. İnceleme çekiyorum bana yara. O yüzden sıkıntı olmasın diye. Öyle bir şey yapmayalım. Arkadaşlar ben biraz yoruldum açıkçası. 3 video arada çektim. Bayağı bir konuştum da. Yarım saate yakın toplamda video çoğunluğu oldu. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Şimdi içinizden bazıları diyor ki ya işte anlattın da kulağın kılavuzunu da göster. Tamam, kulağın kılavuzunu da gösteririm arkadaşlar. Bakmak isteyen arkadaşlar baksın. Şuradan işte nasıl sökeceğini falan galiba anlatıyor. Size anlattığım üzere. Saatin hangi tuşu neye yarıyor, nerede ne var zaten onların hepsini sizlere söyledim. Cihazı kapat, restartla, güç moduna al filan, onları filan göstereyim sizlere. Yani içinizde kalmasın, en azından hani bana yorum da yazmayın abi ne oldu ne olmadı. Çünkü saat benim değil, başkasının. Arkadaşlar şu düğmeye basılı tuttuğumuz zaman
Kapat, reboot, güç moduna al. Son görevler falan yazıyor. Bu son görevleri nasıl sileriz? Şöyle sileriz arkadaşlar. Bir sürü de şey açmışız. Heh, son görevleri şöyle silebiliriz. Kadrajdan biraz çıktım, kusura bakmayın. Öyle yani. Daha başka ne gibi işte kadranları burada gösteriyor. Kadran nasıl değişir falan zaten sizlere onları da gösterdim. Wi-Fi'ye falan bağlıyken işte internetten verileri çekebilirsiniz. Cihaz nasıl bağlanır onları gösterdim. Yani Chrome Cross'undaki hemen hemen her şeyi gösterdim sizlere. Programın adı arkadaşlar VWatch. Android'de öyle bulduk. Play'de var mı yok mu bilmiyorum. Ben APK ekleyeceğim sizlere. Nedir adı? App Store'da bilmiyorum. App Store'un da linkini bulursam atarım sizlere. Yani şöyle şeyler var arkadaşlar. Müzik kontrolleri, kalp map, size bunların hepsini sizlere gösterdim. Hani aklınızda bir soru işareti bırakmadım. Onu umuyorum en azından. Evet. Gerisi de Çince zaten. Herhangi bir şey yok burada da. Ne yaptık arkadaşlar? Genel olarak toparlarsak VWatch uygulamasını telefonumuza yükledik. Telefondan saat ile etkileşimine baktık. Pek bir şey yok. Saatten telefon açtı, işte müzik ve kamera kontrolünü yapabiliyoruz. Bildirimler rahat bir şekilde geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim üzere saatin ücreti 700 lira, 690-700 lira. Bazı yerlerde 1000 liraya kadar çıkabiliyor. Daha ucuz da var, daha pahalısı da var. Alınır mı almaz mı o şeyi size bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü yani ben olsam açıkçası almam. Ama zevk meselesi, zevkle renkler ne derler tartışılmaz derler. O yüzden alan kişiye de hayırlı olsun. İnşallah hayrını görür. Ne yapalım? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın o zaman.